Piyasalar Açılırken'e hoş geldiniz. Hasan Kurtulmuş yanımızda ve bugün aslında piyasaların geneline döndüğümüzde %4'lük bir kayıp vardı dün bankacılık sektöründe. Ve tabii dolayısıyla BIST'e de etki etti bu. Hemen VOP'la başlayalım. Evet Zeliha Hanım, bu Cuma günü biliyorsunuz 116.90'dan çok sert satışla kapanmıştık. Yani açılışın altında kapanmıştık. Dün de yüksek seviye 114.450'den sert satışlarla 110.095'e kadar, 950'ye kadar geriledik. Tam fiyat boşluğunu test etti. Şimdi bugün için kritik seviye 112.500. Yani 112.500'ün üstüne kendini atmadan toparlaması zor. Bugün bir toparlama olursa en fazla 112.500'e kadar toparlar. Ama aşağıda 110.000 düz diyelim, o destek var. O destekten beklenen tepki gelmediği takdirde bir önceki zirve olan 108.500 seviyesine kadar geriler. Hop. Evet. Peki BIST'e baktığımızda dün 90.000 seviyelere kadar geriledi ki. Evet. Siz aktarmıştınız. Böyle bir görüntü aslında daha evet. Çok aşağı yönlü. Yani en azından aşağıda evet. Bir 90.000 altı olabilir mi diye. Onu da bir bakarsak merak ediyor evet. Tabii izleyiciler. Şimdi 90.800 dün alttaki destekti. Bugün için kritik seviye oldu. O kırılınca o da fiyat boşluğuna çok yaklaştı. Fiyat boşluğu 89.750 seviyesinde. Dün zaten hemen 89.975 gördük. Yani 90.000 diyelim yuvarlak olarak. Bugün 90.800 artık direnç. Onun üzerine çıkamadığı takdirde bu fiyat boşluğunu dolduracaktır 89.750'yi. Ama aynı şeyde olduğu gibi VOP'ta olduğu gibi o fiyat boşluğundan bir tepki gelmediği takdirde o da 88.500'e kadar geriler. Bugün için öyle gözüküyor resim o. Peki dövize döneceğiz. Daha doğrusu dolara döndüğümüzde siz pariteye açtınız evet, galiba. Hemen. Tamam oradan hem pariteden oradan pariteye dolar. Bakalım o zaman. Tamam 1.29'un üzerine bir test etti. Etti çok az ama evet. Yani 1.29 üzerinde fazla tutunamıyor. Çünkü yani 1.29'un üzerinde taban yapması lazım. Dün 1.29 tam 0.1 bugün de 1.29.04 gördü. Yani sanki orayı geçemiyor orada birileri 29'u pek geçirmek istemedi gibi. Hı hı. Ama bugün için kritik seviye 1.28.50. Büyük bir ihtimalle burada genelde bir önceki en düşük yaptığı gün var ya 1.28 burada görüyoruz. O günkü yükseklik en fazla 1.28.92 idi ama dün 1.28.92 üzerinde 1.28.93 yani bir tık üstünde kapandı. O en azından bir kuvvet göstergesi. 1.28.50 altına gelmedikçe 1.29'u deneyecektir. Ama tekrar çıkış olması için en azından 1.29 üzerinde bir gün en düşük fiyat yani bir gün taban yapması lazım. Aksi takdirde bu yatay hareket devam edecek. Buradaki imtihan 1.27.50 seviyesinde daha önce Mayıs ayının dip seviyesi, şimdi Nisan ayının dip seviyesi. Çünkü Mayıs ayına dikkat ederseniz yüksek açtı. Evet. Mayıs ayının açılış değeri 1.31.68. Yani bunu aylık yaptığımız zaman simsiyah bir ay görüyoruz. Yani yukarıdan aşağı düşüş. O bir önceki ayın yani Nisan ayının taban desteği olan 1.27.50 tekrar test edilebilir. Evet. Ama 1.27.50 kırıldığı takdirde yön, yani yön aşağı devamlı. 1.25'e kadar yönü var. Evet. Evet ama dolara burada döndüğümüzde çünkü şeyi de baktığımızda reel efektif döviz kuruna da baktığımızda orada 120'lerin üzerine yükselen bir dolar var ve not evet. Arttırımı sonrasında özellikle dolar faizler bu kadar düşerken neden yükseliyor sorusu da evet. Biliyorsunuz bir haftadır soruluyor ki nitekim hala yukarıda 183'ün üstünde Merkez Bankası'nın müdahalesi olabilir mi diye de söyleniyor. Net bir şey yok ama evet. En azından yabancının burada pahalı bir doları almayıp piyasadan çıkışını zorlaştırmak adına mı diye de yorumlar evet. Yapıldı. Eskiden öyle oluyordu. Tersi oluyordu eskiden. Hı hı. Kolay oluyordu. Yani çıkıp ucuz dolar alıp çıkıyordunuz. Şimdi böyle olunca biraz tabii frenler çıkacaksınız ama dolar pahalı. O zaman nereye çıkayım dersiniz. Şimdi normalde tabii bu 1.28'lere kadar bir gerileyince onun da etkisi oldu. Ama euro da yükseldi o sırada. Fakat bu önemli olan kritik seviye 1.83.75. Daha önceki işte uzun zamandır 6-7 aydır geçemediği yeri daha fazla hatta evet. Geçemediği yeri geçti üstünde de taban oluşturdu ama dünkü hareket yükseklikten sonra düşük kapanış en azından 1.85'in ciddi bir direnç olduğunu gösteriyor. Hı hı. Eğer parite 1.27.50'lerin altına hızla gerileyip de yani euro dolar paritesi 1.27.50'lerin altına hızlı gerilemediği takdirde bu da 1.85'i geçmesi çok zor.
Ama 1.83-1.75'in altındaki kapanışlar yine 1.82-1.50'ye kadar gerilemeye neden olur. Bu seferki direnç destek olacak. Evet, direnç evet. Şu anda destek zaten 1.83-1.75. Ama bir türlü geçemiyorduk çünkü 1.82-1.50. Daha önce de 1.82-1.50'yi de geçmekte zorlanıyordu. Orada destek olacak ama 1.82-1.50 altındaki kapanışlar ciddi gerilemeye neden olur. Dolarda zaten görüldüğü gibi ekranlarda uzun bir vadede yatay trend. 1.78-1.82 bandında çok gitti geldi. Evet. Yatırımcısına da herhalde o dönemde para da kazandırdı 1.78'den al, 1.82'den sat. Evet. Ama şu an biraz resim değişmişe benziyor evet. açıkçası. Faiz cephesine döndüğümüzde tabii dün Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini gözlemledik. Evet. Dolayısıyla bizim borsamızda da onunla beraber izlediği için banka kökenli faizlerin arttığından dolayı banka endeksindeki düşüşle biz de etki etti. Aynı şekilde bizde de gördük o yükselişi evet. dün ve %5'lere siz diyordunuz. Evet. 88'in üzerinde bir hareket yaparsa %5'ler yeni hedefi demiştiniz evet. dün sabahki dün, yayınımızda. Evet. Şimdi ne görüyoruz? Şimdi normal dikkat ederseniz son gün burada biraz genişletirsek daha rahat gözükecek herhalde. Bu 4.80 civarında bir çok az da olsa bir boşluk oluştu. Genelde bir hedefe değdikten sonra bu dönüşler artık 4.61 desteğinin evet. çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Hı hı. Şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra yeni böyle bir faiz indirim beklentisi oluşmadıkça 4.61 görebileceğimiz en düşük yer olur. Yani ama ancak yeni bir laf gelirse hani biz bundan sonra daha ancak o şekilde kırılır. Aksi takdirde piyasa bunu kırdırmaz artık. Gözüken odur yani. Şimdi son bir dakika buradan, hatta daha yani kısa 4.88, bir süre. 4.88 bugün kritik evet. seviye. 5.10 ve 5.10 üstündeki her harekette fiyat boşluğu olan 5.33'e kadar bir hareket bekleyebiliriz. Çünkü borsa gerilerken faizler de yukarı oldu. Ters hareket şimdi çalışıyor yani. O zaman rakam olarak bize 5.33 diyebiliriz. 5.33 çok şey yani. Direnç onun, olarak direnç, önemli bir nokta. Ciddi direnç yani. Onun üstündeki her fiyatta artık bir daha geri getiremezsiniz. Hasan Kurtulmuş, teşekkür ediyoruz. 9'u çeyrek geçe yine Anel Sentez'de karşınızda olacağız. Sorularınızı Twitter adresimizden bize aktarabilirsiniz. Bugüne döndüğümüzde ise özellikle enflasyon rakamlarına dair İngiltere, Almanya'da açıklamalar gelecek saat 9'dan sonra. Akşam 18.30 Amerika'da FED üyesi Ballard'ın Frankfurt'ta bir konuşması var. FED üyelerinin konuşmaları bugünlerde önem taşıyor. 9 çeyrekte karşınızda olacağız.